100 milyar liralık paket dediler. Ama biz bakıyoruz, sağından baktık, solundan baktık, ortada 100 milyar liralık bir tedbir yok. Devlet herhangi bir alacağından vazgeçiyor mu? Hayır, sadece erteliyor. Devletin harcamalarında dişe dokunur bir artış var mı? Hayır. İki kalemde son derece cüzi artışlar var. Bir tanesi en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesi. Bir de ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım için ilave 2 milyar lira ayrılması. Bu ikisinin kamunun toplam harcamalarına etkisi 3 milyar lira bile etmez. Gerisi vergiye, SGK birimine, borçlara takla attırıp işvereni bir süre rahatlatmak. Yani yine aspirin tedavisi, yine pansuman. Amerika Birleşik Devletleri tüm vatandaşlarının cebine 1.000 dolar koymaya hazırlanıyor. Vazgeçtik herkese 1.000 dolar vermelerinden. 22 milyon sigortalı çalışan yurttaşımızın cebine ilave 1.000 lira mı koydular? Ona da hayır. Hadi bundan da vazgeçtik. Aile sigortasını getirip ihtiyacı olana 1.000 lira limitli kart verip mahalle bakkalından şu malları al mı dediler? Hayır. Virüs nedeniyle zorunlu izne ayrılacakların, faaliyetleri durdurulan esnafların, yanında çalışanların SGK primini, maaşının da bir kısmını ben ödeyeceğim mi dediler? Ona da hayır. Dükkanı kapanan esnafın, evde oturan vatandaşın elektrik, gaz, su parasını ben öderim mi dediler? Hayır, o da yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi krize giren esnaftan bir süre kira almayacağız mı dediler? Hayır, o da yok. Emeklilerin bayram ikramiyesini öne çekmek yerine 12 milyon emekliye ilave bir ikramiye mi veriyorlar? O da yok. Soruyoruz, peki nerede bu 100 milyarlık paket? Çalışana, yoksula para almak yerine yine hava almak düşmüş. Oysa bütçeyi adam akıllı sağlam tutsalardı ya da Merkez Bankası'nın kötü gün paralarını bir avuç müteahhit için har vurup harman savurmasalardı, bugün tüm sigortalıların cebine 1.000 lira koyamasalar da ihtiyacı olana aile sigortası kapsamında 1.000 lira harcama limitli kart verebilirlerdi. Böylece millete bu zor günlerde güçlü bir moral verilir, ekonominin çarklarının dönmesini sağlayarak milletin aşını, işini koruyabilirler.